Neydi? Asist. Yeşim Hanım. Bariz. Bariz 400 puanla. Yatağın. Neydi efendim? Yatağın. Efendim yatağın. Sandalet. Valla bizim zamanımızda sandalet. Öyleydi. Buyurun. Huylanma, kuşkulanma, pirelenme. İşkillenme. Tertemiz 9100 puan. Nasılsınız Yeşim Hanım? İyiyim, teşekkürler. Siz? Ben de iyiyim. Böyle insanlarla karşı karşıya olup insan evet. Kötü olamıyor. Hakikaten sıcakkanlılar, samimiler, neşeliler. Bir de kimisi böyle neşesini kendinde tutar. Onlar paylaşmayı da seviyor. Çok teşekkür ediyoruz bu saygıdeğer beyefendilere. Evet. Ama kusura bakmasınlar Yeşim Hanım şampiyon olmaya gelmiş. Evet. Kaç puan yapmıştı Bertan Bey? 9600. Ne kadar süre arttırmıştı? 11 saniye. Maşallah efendim. Hedefe yönelmişsiniz. Evet. Demek ki iki tane harf alacağız. Üzerine 12 saniye arttıracağız. Evet. Başlayalım. Başlayalım. Hadi başlayalım. Zarara uğrama tehlikesi. Hmm. Mesela durdurursunuz. Zarara risk. Uğrama. Risktir bu. Ehliyeti yeni almıştınız evet. Değil mi? Ne zaman girdiniz motor sınavına? Ne kadar oldu? 1-2 ay oluyor. Oo, evet. 1-2 aylık tazecik bilgilerinizle evet. Şuna bir cevap bakalım. Verin lütfen. Bir makinenin dönme hareketini öteki parçalara aktaran demir mil. Aks? Aks değil. Değil. Aks gibi bir kelime ama. Böyle yine onun gibi böyle zart falan öyle bir şey. Efekt gibi. Şaft. Şaft gayet güzel. Türlü sokak jargonundan gelecek ipuçları hazırlamıştım. Evet. Beni onlardan kurtardığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben çünkü teşekkür ederim. Şaftın sonuna herhangi bir fiil eklediğinizde garip bir konuşmanın içerisine giriyorsunuz. Evet. Buyurun yenisi gelsin. Birdenbire ortaya çıkan aşırı ve normalin üzerindeki korku hali. Batı kökenli bir kelime. Stres, panik. Nedir? Panik. Emin misiniz? Evet. Arkası da emin. Buyurun efendim. Bir uzunluk ölçüsü birimi. Nereden biliyoruz? Vallahi bana soracak olursanız ben filmlerden biliyorum. Hmm. Bir görelim. 91,4 santimetrelik İngiliz uzunluk ölçüsü birimi. Neydi o? Mil falan değil. 4 harflisi de kullanılıyor. Bu bizim dilimize geçmiş orijinal hali. Filmlerde filan 4 harflisini söylüyorlar daha çok. Burada sonunda bir sesli harf daha var. Bir harf alayım. Aldık bir tane. Ve en güzel yerinden geldi. 4 harflisi de var. Yard. Yard. Şunu bir durdursak mı? Yard. Bu 5 harfli. Ne olsun? Yarda. Yarda olsun bizim olsun. Altı harflidir, tek kelimedir. Aslında bir birleşik kelimedir. Şöyle de sorulmuştur. Bir işin ilerisini kestirme, nasıl yol alacağını önceden anlayıp ona göre davranma. Nasıl yol alacağını önceden anlayıp ona göre davranma. Tahmin. Vizyon. Vizyon. Türkçesi. Öngörü. Nedir? Öngörü. Altı harfli tek kelime yine batı kökenli bir kelime. Şöyle sorduk. Bir toksinden elde edilen ve yüz ifadelerini sınırlayan ilaç. Ki aslında zehirmiş bu. Biz bunu daha önce mimik sabitleyicisi diye sormuştuk. Of neydi o ya? Neydi o? Hatırlamıyorum. Hani böyle sözüm meclisten dışarı dostlar. Hani yaşlı aktörler oluyor Hollywood aktörleri. Bir geliyor böyle. Adamda mimik kalmamış. Mu? Neydi o? Botoks. Botoks. Gördünüz mü Al Pacino'yu? Sürekli şaşırmış gibi adam. Sürekli öyle oynuyor. Buyurun yenisi gelsin. Birçok giz ve mahremi bilen, bildiklerini kolay kolay açıklamayan kişilere yönelik bir deyimdir. Ve iki kelimeden oluşur. Kutu falan değil. Kutusu
olabilir. Evet. Kutu değil de. Ama sığmaz kutu oraya. İki kelime demiştik. Başka bir şey bulun. Kolay kolay açıklamayın. Giz ve mahrem nedir efendim? Sır. Çok güzel. İki kelime demiştik. Sır tutan. Sır tutan. Sır. Sır. Sır kutusu. Daha yaygın kullanılanı var sır kutusundansa. Sır küpü. Sır küpü. Sürede biraz evet. sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü tamam. biliyorsunuz bir harf daha alırsanız eğer 12 saniye arttıracaksınız. Şu anda elimizde 1 dakika 12 saniye var. Bu kaç demektir soru ki kaldı? 7 soru kaldı. Yani. 7 soruya deminkilere 3 harf 3 dakikada cevap vermiştiniz. Bu 7 soruya 1 dakikada cevap vereceksiniz. Tamam. Hadi koşalım. Tek kelime şöyle sorulmuş. Genellikle sanat, eğlence ve spor dünyasının magazin. Popüler taraflarını konu alan yayına magazin denir. Aynı hızla cevaplanabilecek bir sorudur efendim. Gelsin bakalım. Suda erimiş oksijenin vücuda alınmasını sağlayan organ. Bizde yok bu organ. Solungaç. Solungaç. 800 puanla. Gayet güzel. Gayet güzel. Haydi bakalım. Aklınıza birden fazla cevap gelebilir. 8 harflisini seçin lütfen. Buyurun. 8 harfli cevapların da sonuncusu diyor ki. Yüksek makam sahibi yabancılara verilen bir şeref unvanıdır. Hatta sonuna bir de çoğul eki konulur bunun bazen. Excellence'ları. 800 puan daha. Ben bunu bilemez. Çok ciddi söylüyorum. Yani harf almam gerekebilirdi. Tebrik ederim sizi. Belki sonunda çoğul eki falan deselerdi. Evet. Belki evet. o zaman bulabilirdim. Şunu hiç harf almadan cevaplardım. Çünkü karakterim böyle. Zıpır bir insanım. Dur bakalım siz nasıl yapacaksınız? Adı hatırlanmayan şeyler için kullanılan joker sözcük. Uzatsana şu. Zımbırtı. Olmadı. Öyle bir şey mi? Öyle bir şey ama 9 harfli. Uzat şu zımbırt. Neydi o? Neydi Zırtap. O? Zırtapoz değil. Öyle bir şey ama. Böyle alengirli şey. Zamazingo. 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 Sanki Karayipli bir şarkıcı ismi gibi. Zamazingo. Elde kaldı 3 soru. 9 harfli, 1, 10 harfli, 2 cevabınız var. Bu 9 harfli cevabın sorusu. Eski ve köklü arkadaş. 2 kelime. Olmadı. Neydi aklınıza? Can yoldaşı falan diyecektim. Can yoldaşı bazen bir köpek de olur. 6 evet. aylıktır. Hiç de eski köklü değil. Ahretlik. Değildir. Ahretlik tek kelime. Değil. Bu biraz eskiyi ayırayım, bir de arkadaşı ayırayım, sonra birleştireyim. Dost. Dost. Kadim dost. Kadim dost, gayet güzel. Bir harf alabilir miyim hala? Bir harf alabilir durumdasınız. İki soru var. Evet ama o harfi alırsanız şu anda 42 saniye, saniye var. 30'u sizin, 12'si bizim. Tamam. Anlaştık. Burada kullanılabilir belki o. Çünkü... Fransızca kökenli bir kelime vereceğim. Bunun karşılığı nedir diyeceğim. Birden fazla karşılığı var dilimizde. Bu iki kelimeden oluşan ve 10 harfli olanı. Tamam. Buyurun. Enteresan sözünün Türkçe karşılıklarından biri olan sözdür. İki kelime. İki kelime. Enteresan. Enteresan. İlginç. Güzel. Tuhaf. Çok uzağa gitmeyin ilginçten. İlginç. İki kelime aradığımız. İlk aklınıza gelen genellikle doğrudur. Ama bu iki kelimeden oluşmaktadır. Çok ilginç. Durdursak mı harfi alıp? Bir harf alayım. Aldık. Enteresan bir durum. İlginç bir durum. Başka? Garip. Egzantrik. Ama işte uzaklaşmayın. İlginç dedim. İlginç dediniz. Ben var de ne güzel orada? Dedim. Yok. Yok. Evet. Ama yani... O kökten kopmadan... ilgi çekici. İlgi çekici 900 puan değerinde. Zurnanın evet. zırt dediği yer, dananın kuyruğunun koptuğu yer. An efendim. Son soru, son cevap. Evet. Şimdi elde kaldı 16 saniye. 12 saniyeyi gördüğünüzde ya da mümkünse daha öncesinde basınız. Çünkü artık harf alma hakkınız evet. kalmadı.
Bundan sonra ya siz ya Bertan Bey. Ya Herru ya Merru. Gayet kolay soru. Tamam. Bakalım. Hakikaten hediye gibi soru. Çünkü ilgi çekici böyle problemler yaratır diye düşünmüştük. Özellikle kolayını seçmiştik. Dur bakalım. Kollarla sarıp sine üzerine bastırmak. İçine sokma. Tek kelime. Kucaklamak. Nedir efendim? Kucaklamak. Kesinlikle doğru. Teşekkür ederim. Güzel günlerde kullanın. A'dan Z'ye kadar mesulsünüz tur finali için. Tamam, çalışıp tamam. Gelin. Kabul buyurursanız efendim birer kitapta bugünün, bu mücadelenin, bu haftanın hatırası olsun diye sizlere. Ama bu hatıralarda kalmasın. Sadece buraya kadar geldiniz, artık birer hevesi kursağında kalansınız. Sonrasında böyle bir sezon geçer, tekrar karşı karşıya gelelim. Değil mi? Yani böyle birbiriyle dirsek teması içerisinde olan sektörlerde olan arkadaşlarımız da var. Uzaktan uzağa sevdiğimiz, görüştüklerimiz de var. Ama bu burada bitmesin. Tamam mı? Zaten şahane bir temsilci gönderdiniz. Yeşim Hanım ne güzel yaptınız ya. Teşekkür ederim. Ne böyle dört tane beyin arasından sıyrılarak. Evet, güzel oldu. Allah Allah. O mu güzel oldu? Küsmeyin. Yine de bir alkış verin.